Hepinize merhaba. Yepyeni bir TeknoStore videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki konuğumuz WebTekno VR Cardboard. Elimizde bulunan kutu sanal gerçeklik dünyasına en kolay şekilde girebilmenizi sağlayacak bir kutu. Bu kutuyu alıyorsunuz ve evde kendi VR gözlüğünüzü yapabiliyorsunuz. İki farklı renk seçeneğimiz var. Bir tanesi şu an önümde duran kırmızı. Diğerini de videonun sonlarına doğru göstereceğim siyah rengi. Dilerseniz yapılışıyla devam edelim. Öncelikle dış kutusundan çıkartıyoruz. Bu dış kutuyla herhangi bir işimiz yok. Çöplerimizi kenara kaldıralım. Şöyle kutu içeriğini çıkartalım. Kutu içeriğini ürünü yaparken anlatacağım sizlere. Bu arada şöyle bir artısı var bu ürünün. Yaparken herhangi bir yapıştırıcı, makas ve benzeri ekstra bir malzemeye ihtiyacınız yok. Kutunun içerisinden bir adet kağıt çıkıyor. Eğer hani bu videoyu izleyerek yapamazsanız bir yerinde hata yapabilirsiniz. Belki de bu kağıttaki direktifleri izleyerek kolayca gözünüze kavuşabilirsiniz. Yapması oldukça kolay. Herhangi bir zahmeti yok. 5 dakika içinde rahatlıkla tamamlayabileceğiniz bir sanal gerçeklik gözlüğü. Öncelikle şöyle bir açalım. Şurada delikler bulunuyor. Bu deliklerdeki kartonları, fazla kartonları çıkartmamız gerekli. Buradaki delikleri açtığımıza göre şimdi kartboardumuzu yavaş yavaş tamamlayabiliriz. Zaten yapım mantığı da şu şekilde. Mesela burada 3 yazıyor. Onun hemen karşısında da bir 3 rakam var. Bunlar birbirine denk gelecek şekilde birleştirmeniz lazım. Mercekli olan kısmı şöyle iç kısma doğru katlıyoruz. Daha sonra burada burnumuza gelecek olan kısmı yukarıya katlıyoruz. Şu şekilde buradaki deliklere daha sonra çıkıntı olan parçaları oturtuyoruz. Sanal gerçek gözlüğümüzü kaba taslak olarak tamamladık. Şimdi yapmamız gereken bir iki ince detay var. Onları da hemen halledelim. Örneğin bir tanesi buradaki bandı söküyoruz ki bu buraya sabitlensin ve buradaki mıknatısı rahatlıkla kullanabilelim. Burayı çıkartıyoruz. Yapıştırıyoruz. Daha sonra ön kapağımızın sabit kalması için kutunun içinden çıkan cırt cırtları yapıştırmamız lazım. Öncelikle alt tarafına yapıştırırsanız sizin için daha kolay olur ilerlemesi. Bu üstteki beyaz bandı daha sonra çıkartacağız. Evet, şimdi üstteki bantları çıkartıyoruz. Ve kapağı kapatıyoruz. Şu an kullanabiliriz ancak birkaç tane güvenlik önlemi almamız lazım. Bunlardan bir tanesi buruna konulan bu sünger, burun kısmına takacağımız bu sünger. Cildimizin tahriş olmaması için, kartonla temas etmemesi için bu süngeri gözlüğümüzün burasına takıyoruz. Ve daha sonra çıkıntı kalan kısmı içeriye doğru kıvırıyoruz. Burası tamam. Şimdi telefonu koyduğumuz yeri açıyoruz. Telefonumuzun kaymamasını sağlayacak bu süngeri takıyoruz. Şu şekilde. En sonda da sanal gerçeklik gözlüğümüzün kafamıza sabit kalmasını sağlayacak bu kafa bandını takıyoruz. Videonun başında açtığımız deliklere gelecek. Ve sanal gerçeklik gözlüğümüz artık kullanıma hazır. Siyah olan versiyonu da hemen şöyle yanına getireyim. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Evde hiçbir ekstra malzeme kullanmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Şunu belirtelim, 4 inçten 5.2 inçe olan tüm telefonlar için uyumlu. Ayrıca yan tarafta manyetik bir butonu olması şuradaki düğme. Şöyle gösterelim. Oyun oynarken veya video izlerken oldukça işinize yarayacak. Mesela video izlerken videoyu durdurmak istiyorsunuz ya da bir sonraki videoya geçeceksiniz. Bunu aşağıya çektiğiniz zaman bir düğme işlemi görüyor ve isterseniz videoyu durduruyorsunuz ya da uygulama ne için kullanıyorsa bu düğmeyi o amaçla kullanabiliyorsunuz. Ürün sanal gerçeklik gözlüğü deneyimi yaşamak isteyenler için ve buna çok fazla para ödemek istemeyenler için oldukça ideal ve alınabilir bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki bağlantılardan ve TeknoStore üzerinden isterseniz kırmızı isterseniz siyah rengini satın alabilirsiniz. Böylece bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. WebTekno VR Cardboard'u sizler için kurulumunu gösterdik. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.